Arkadaşlar merhaba. Bugün ben size çocuk parasından bahsetmek istiyorum. Belçika'da çocuklar için ödenen bir ödenek olan çocuk parası. Son zamanlarda bununla ilgili bir iki soru geldi. Benim de aklıma geldi yani bu konuyu videoda anlatabilirim diye. Çünkü bir de 2019 yılından itibaren çocuk parasındaki sistem değişti. O yönüyle hani burada yaşayan arkadaşları da ilgilendirebilen bir takım bilgiler vermeyi düşünüyorum. O yüzden sadece Türkiye'dekiler değil hani konuyla ilgilenen buradaki arkadaşlar da dinlerlerse konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen arkadaşlar bence faydalı olur. Şimdi arkadaşlar ben kızımı dünyaya getirdikten sonra özellikle Türkiye'deki bazı arkadaşlarım bana şey sormuşlardı. Hani Avrupa'da çocuklar için devlet para ödüyormuş, bu doğru mu diye. Çünkü ilginç geldi. O zamanlar Türkiye'de öyle bir şey yoktu. Şu an var mı bilmiyorum. Şu an sanırım doğan çocuklar için ödenen bir miktar bir şeyler var ama emin değilim tam olarak. İçeriğini bilmiyorum. Belçika'da çok uzun zamandan beri var bu çocuk parası olayı. Ama şunu öncelikle belirteyim. Hani dünyaya çocuk getirdik diye Belçika'nın kralı evi tarlayı bizim üzerimize yapmıyor. Yani bu çocuk parası dediğimiz şey çok devasa miktarda bir şey değil. Ve de devlet bu paranın çocuğa harcanması konusunda aslında oldukça titiz davranıyor. Nasıl? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz ev almaya karar verdik. 2 sene önce bu evi almak için bankalara kredi başvurusunda bulunduk. Bankalar kredi vermeden önce sizin aile olarak yani kaç kişi kredi alacaksa o sizin gelirinize bakıyor yani aylık maaşınıza bakıyor ve bir hesaplama yapıyor. Kaç kişilik aileyseniz işte yaşam giderlerinizi çıkardıktan sonra geriye kalan para kadar size kredi verebilir. Yani geriye kalan parayla ödeyebileceğiniz kadar kredi verebilir. Onun üzerine çıkamaz. Biz biraz daha pahalı bir eve bakmıştık. Dolayısıyla aylık ödemelerimiz yüksek görünüyordu. Ve banka bize dedi ki hani bu kadar kredi çekebilmeniz çok mümkün görünmüyor. Daha az kredi verebilirim size dedi. Ben de o sırada dedim ki bizim de çocuk paramız var dedim. Onu da gelirden sayalım. Yani az uz bir şey değil. Hani içine kattığımız zaman, gelir olarak saydığımız zaman kurtarıyordu. Yani ona çekmek istediğimiz paraya yetiyordu. Sonra dediler ki bu mümkün değil çünkü çocuk parası denilen şey çocuğa harcanması gereken miktardır. Dolayısıyla biz bunu sizin gelirinizin içerisine katamayız ve buna güvenerek size kredi veremeyiz. Çok mantıklı geldi yani inanılmaz mantıklı geldi o zaman. Çünkü o çocuk parası ve çocuğa harcanması gereken bir miktar. Hani bir keresinde size şeyden de bahsetmiştim ya ben Blastin denilen olaydan yani yıl sonu vergisinden. Blastin hesaplanırken de arkadaşlar yani yıllık gelirinize bakılırken de çocuk parası onun içerisine katılmıyor. Arkadaşlar 4-5 çocuğu olan arkadaşlar var ve bunlar aylık bir asgari ücrete yakın çocuk parası alıyorlar. Yani bakıldığı zaman az bir şey değil. Ailede 2 kişinin çalıştığını düşünün. Çocuk parasıyla birlikte 3 kişi çalışıyormuş gibi oluyor bakıldığı zaman. Ama bu yıllık gelir olarak sayılmıyor. Çünkü dediğim gibi o para çocuklara harcanmalı. Devlet o parayı hani çocukların eğitimi için, çocukların barınması için, çocukların yani diğer çocuklardan hani yüksek gelirli ailelerin çocuklarından misal eksik kalmaması için veriyor. Hani Türkiye'de şöyle bir mevzu vardır ya hani param yoktu okuyamadım. Maddi imkanlarımız olsaydı daha iyi yerlere gelirdim. Bunu Belçika'da söyleme gibi bir hakkınız, bir lüksünüz yok. Çünkü dediğim gibi yani devlet bir para veriyor ve o parayla hani çocuğunuzu okutmak zorundasınız, okutabilirsiniz. Kendi çalıştığınız dışında o parayı çocuğa harcadığınız zaman çocuğunuz yaşıtları içerisinde hiçbir şeyden eksik kalmadan, çok mağdur olmadan büyüyebilir, yetişebilir. Onu ifade etmek istedim öncelikle. Gelelim çocuk parası sistemine. Dediğim gibi 2019'da çocuk parasına dair, sisteme dair bir şeyler değişti. Artık 2019 yılından itibaren doğan çocuklar farklı bir sistemle çocuk parası alacaklar. Onu birazdan anlatacağım. Fakat 2019'dan önce doğanlar, yani mesela benim çocuklarım eski sisteme göre devam edecekler. 2019'da alınan kararlar bir önceki
yılda, ya önceki yıllarda doğan çocukları etkilemedi. Yani şu an ben bu zamana kadar Beyza 9 yaşında, 9 yıldır ne kadar çocuk parası alıyorsam, yani hangi sistemde çocuk parası alıyorsam o sistemde devam edecek ve herhangi bir değişiklik olmayacak. Arkadaşlar sistem şu şekildeydi genellikle. Şimdi siz çocuk dünyaya getirdikten sonra devlet size bir miktar toplu para veriyor. Bu eskiden 1000 euro civarındaydı. Şimdi 2019'dan itibaren her çocuğa 1100 euro olarak belirlenmiş. Eskiden ilk çocuğa 1000 euro civarındaydı. Hatta sanırım son dönemde 1000 euronun da birazcık üstüne çıktı. Bu parayı devletin verme amacı çocuğun, yani bebeğin, yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılamak. Yani işte bebek arabası olur, ne bileyim çocuğun yatağı olur, çocuğun ilk kıyafetleri olabilir ya da doğum masrafların için hastaneye yatıracağınız para olarak kullanabilirsiniz. Misal veriyorum. Zaten Belçika'da eğer ki siz legal kalıyorsanız sigortanız olmak zorunda ve doğum yaptıktan sonra hastaneye, yani gerçekten çok büyük bir miktar ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yani Türkiye ile falan karşılaştırıldığında iyi hastanelerde doğum yapabiliyoruz. İyi hastanelerde gerçekten tedavi olabiliyoruz. Kaliteli hastanelerde ve sigortamızdan dolayı da çok böyle devasa rakamlar ödemiyoruz. Mesela ben en son yanlış hatırlamıyorsam Gökçe'ye 200 euro civarında bir şey ödemiştim. Ki epidural yaptırmıştım. 3-4 gün hastanede yatmıştım. Tek kişilik odada kalmıştım. Bütün bunları başka bir ülkede yapsak gerçekten çok daha fazla öderdik sigortamdan dolayı. Ki sigortam özel sigorta değil, onu da belirteyim. Normal aylık işte yani ya sanırım 3 ayda falan çok küçük rakamlarla ödediğimiz temel sigorta arkadaşlar. Bir de özel sigortalar var. Onlar biraz daha farklı oluyor. Yani hastane masraflarını ödemeniz için veya çocuğun temel masrafı, temel yani doğduktan sonra ilk giderlerini ödemeniz için verilen bir miktar. Buna kramkeld diyoruz. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde acı parası gibi bir şey oluyor. Bu şekilde ilk aldığımız para bu kadar. Eğer ki ikinci çocuk söz konusuysa, ikinci çocuk doğduğunda yani bu ilk verilen para 1000 eurodan 800 lira falan düşüyor. Üçüncü çocukta da gene aynı şekilde 800 lira falan düşüyor. Daha sonraki ödemeler aylık oluyor arkadaşlar. Ayın ilk haftası, ayın 10'una kadar falan paranız, yani çocuk parası hesaba yatıyor. Bu arada çocuk parasının anneye verilmesi esas. Tabii ki gerektiği zaman babanın hesabı da verilebilir. Babanın hesabına da yatabilir. Özellikle ayrılma durumlarında veya çocuğun vesayetinin mi oluyor? Neyinin oluyor? Yani çocuk babaya verildiği zaman o gibi durumlarda tabii ki de babaya veriliyor çocuk parası. Yani çocuk kimde kalıyorsa çocuk parası ona veriliyor. Ama normal aile içerisinde de babanın hesabına yatabilir ama tercihen annenin hesabına yatırılması esastır. Ayın 10'una kadar çocuk parası hesabınıza yatmış oluyor. Arkadaşlar genellikle eski sistemde ilk çocuk parası 80 euro civarındaydı. 80-90 euro civarındaydı. Çocuk büyüdükçe ufak ufak zamlar geliyordu. 3 euro, 5 euro işte yaş atladıkça. İkinci çocuk dünyaya geldiği zaman bu katlanarak artıyordu. Yani ben Beyza'ya kaç sene önce 83 euro alıyordum Nil doğana kadar. Nil doğduktan sonra bu para 270'lere kadar çıktı arkadaşlar. 273 euro aldım uzunca bir süre ki ta Gökçe doğana kadar. Gökçe doğduktan sonra da bu para 530'a çıktı. Yalnız arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Belçika'da mesela 3 çocuğunuz var diyelim. Siz 530 euro almıyor olabilirsiniz. Bu sizin gelirinize çok bağlı. Hatta mesela işsizlik parası alıyorsa anne de baba da, yani çalışmıyorsa, yıllık geliri oldukça az ise daha da fazla alabilir. Ya da sosyal yardım alıyorsa, anne baba gene aynı şekilde çalışmıyorsa, yani çalışamıyorsa belirli durumlardan dolayı, belirli şartlardan dolayı çocuk paranız daha da yüksek olabilir. Hatta
Bunun tam tersi söz konusuysa, yani yıllık geliriniz yüksekse, anne baba da çalışıyorsa ve maaşları oldukça iyiyse, çocuk parası bu durumda birazcık daha düşük olabilir. Ama her durumda, ister zengin olun ister fakir olun, ne olursanız olun, devlet çocuğa para ödüyor. Belirli bir ödeneği var. Ödüyor, ödemek zorunda her durumda. Fakat bu sizin yıllık gelirinize göre artabilir veya azalabilir. Şimdi bizim 530 euro almamızın sebeplerinden bir tanesi benim çalışmıyor olmam. Eve sadece tek bir kanaldan belirli bir miktar para giriyor olması, yani Oğuz'un çalışıyor olması, bundan dolayı birazcık çocuk parasını biz diğerlerinden daha yüksek alıyor olabiliriz. 2019'daki bu yeni yasadan sonra, yani çocuk parası sistemi değiştikten sonra, eski çocuk paralarına da bir zam geldi arkadaşlar. Bu gene sizin kendi yıllık gelirinize bağlı olabilir. Mesela bu zam bize 100 euro olarak yansıdı. Bana şu an 600 küsür civarında çocuk parası alıyorum. Fakat size daha az yansımış olabilir. Çocuk sayınıza bağlı bu. Aynı zamanda dediğim gibi yıllık gelirinizin az veya çok olmasına bağlı. Bir miktar çocuk paranız artmış olması gerekiyor. 2019'dan önce doğan çocuklardan bahsediyorum. Gelelim şimdi 2019'dan itibaren geçerli olacak yasaya. 2019'dan itibaren doğan çocuklar ne şekilde çocuk parası alacak, ona bakalım. Ben böyle küçük notlar aldım bununla alakalı arkadaşlar. Bir defa start bıdrak dediğim, hani bu kram kelt dediğim, doğum gerçekleştikten bir ay sonra hesaba yatacak olan toplu para 1100 euro olarak belirlenmiş. Yani ikinci çocuk da olsa 1100 euro, üçüncü çocuk da olsa 1100 euro. Bu değişmiyor. Eskiden ne oluyordu? Eskiden değişiyordu. 1000 eurodan ikinci çocuk da, üçüncü çocuk da 800 euroya düşüyordu. Artık düşmeyecek arkadaşlar. Kaç çocuk olursa olsun 1100 euro para alacaksınız. Yani 2019'da çocuk dünyaya getirdiğiniz takdirde. Ve çocuk parası sabitleniyor. Ne demek bu? Hani demiştim ya, ben birinci çocuğa 80-90 euro civarında alıyorduk. İkinci çocuk olduğunda 270 lira çıktı. Üçüncü çocuk olduğunda 500 küsür lira çıktı. Dördüncü çocukla daha da artıyordu. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Her çocuk 160 euro temel çocuk parası alacak. Yani birinci çocuğunuz da olsa 160 euro temel olarak alacaksınız. İkinci olsa da, üçüncü olsa da, yani 160, yani çocuk başına 160 euro olarak çocuk parası belirlenmiş durumda şu an. Eğer ki çocuğunuzda herhangi bir engel varsa, engelli çocuklarımız için onun giderlerine bakılarak, yani hani zihinsel engelli çocukların giderleri daha farklıdır, ne bileyim yürüyemeyen mesela fiziksel engelli çocuklarımızın giderleri daha farklıdır. Ne tür engeli var ise çocuklarımızın, o şekilde yani bakım giderleri hesaplanarak onlar ekstra bir çocuk parasına ekstra bir miktar alacaklar. Çocuk parasından hariç ekstra bir miktar alacaklar arkadaşlar, bakım masraflarına bağlı olarak. Bunun dışında eğer ki ailenin yıllık brüt geliri 29 bine kadar ise, yani 29 bin veya 29 binin altında ise, birinci çocuk için 50 euro ekstra çocuk parası alacak. İkinci çocuk için gene 50 euro ekstra alacak. Eğer ki bu ailenin 3 tane çocuğu varsa, üçüncü çocuk için ise 80 euro ekstra alacak. Çocuk başı 160 euro'nun haricinde bu arkadaşlar. Yani zaten bu aile çocuk başı 160 euro temel çocuk parasını zaten alacak. Bunun haricinde eğer ki yıllık geliri 29 binin altındaysa, brütten bahsediyorum yalnız, birinci çocuk için aylık 50, ikinci çocuk için de gene aylık 50, üçüncü çocuk için ise 80 euro olmak üzere ekstra çocuk parası alabilecek. Eğer ki ailenin yıllık geliri 29 bin ile 60 bin arasında ise arkadaşlar, birinci çocuk için herhangi bir şey almayacak, ikinci çocuk için de ekstra herhangi bir şey almayacak, üçüncü çocuk için ise 60 euro ekstra ödenek alacak. Tekrar ediyorum,
160 euro zaten çocuk başı 160 euro zaten temel gelir. Yani temel çocuk parası. Onun haricinde olanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Haricinde yani ekstra 3. çocuk için 60 euro alacak. Eğer ki bir ailenin yıllık geliri, brüt yıllık brüt geliri 61'in üzerinde ise ekstra herhangi bir ödenek almayacak. Onun dışında arkadaşlar çocuk mesela doğduktan sonra büyüyüp anaokuluna başladığı zaman biliyorsunuz 2,5-3 yaş arası burada anaokuluna çocuklar başlayabiliyor. Yıllık 150 euro ekstra bir ücret alacak. Diğer yıllarda yıllık okula gittiği için çocuklar 35 euro kadar ücret alacaklar. Bu ücretler yıllık ücretler değişecek arkadaşlar. Mesela 5 yaşına geldiğinde çocuk gene birazcık daha fazla yıllık ücret alacaklar. Bunlar yılda bir defa verilen ücretler arkadaşlar. Eğer ki 18 yaşından sonra hala çocuklar okumaya devam ediyorsa, okula gitmeye devam ediyorsa çocuk paraları kesilmiyor, devam ediyor. Ama 18 yaşından sonra okulu bırakıyorlarsa artık ondan sonra çocuk paraları kesilebiliyor çocukların. Onu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar Belçika'daki çocuk parası bu şekilde. Bu güzel bir şey. Devletin çocuklar için ödediği para gerçekten güzel bir şey. Çok açık kapatıyor. Bir de ben şey söylemek istiyorum. Bu para çocuklara yetiyor mu, yetmiyor mu mevzu? Şimdi arkadaşlar kendimden ben örnek verebilirim. Tabii ki herkesin örnek veremem. Çünkü herkesin harcaması farklı. Herkesin çocuk yetiştirme tarzı farklı. Herkesin çocuğuna harcadığı miktar ve çocuğuna neler almak için neye para verdiği çok farklı. Dolayısıyla ben herkese bilmediğim için kendimden örnek verebilirim. Şimdi bu çocuk parası tabii ki çocukların her ihtiyacına her şekilde yetmiyor. Bu mümkün değil. Çünkü dediğim gibi ben aylık 650 civarı bir şey alıyorum. 600'ü geçiyor. 650 euro civarı bir şey alıyorum. Hani çocuklarıma her şeyi almak istesem ve sadece bu parayla almak istesem tabii ki de bu mümkün değil. Yetmiyor. Mesela siz çocuklarınıza diyelim ki kıyafet alacaksınız. Gidip en markalısından ve en pahalısından alırsanız tabii ki yetmez. Yani bir çocuğa 250 euroya da mont var. 50 euroya da mont var. Eğer ki kışlık mont almak istiyorsanız. Bir çocuğa ben çocuklarıma mesela 55 euroya 60 euroya da ayakkabı bulabiliyorum. Var yani. Gidip 150 euroya da ayakkabı alabilirsiniz. 300 euroya da ayakkabı alabilirsiniz. O yönüyle baktığımız zaman hani çocuğa yeter mi yetmez mi bu para? Bu sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Yani benim çocuklarıma yetiyor mesela. Aylık ben hatta çocuklarıma 500 küsür euro harcamıyorum. Bana yetiyor. Bir de benim şöyle bir avantajım var. Mesela arkadaşlar çalışan anneler için bu durum birazcık daha hani farklı. Çünkü birincisi çalıştıkları için çocukları kreşe vermek zorundalar okul öncesi. Kreşe verdikleri zaman o kreşe ödemeleri lazım bir miktar para. Tabii ki bunu çocuk parasına öderseniz hani çocuk parasını oraya yönlendirmiş olursunuz. Ya da mesela okuldan sonra anne işten geç geliyorsa çocukların kaldığı bir takım yerler var. Oralara para ödemek zorundasınız. Ya da şu şekilde de örnek verebilirim. Dediğim gibi burada 4 tane sömestr tatili oluyor. Annenin ve babanın çalıştığını düşünün bu tatillerde. Çocuklar ne yapacaklar? Bir miktar anneannenin hadi babaannenin yanında kaldılar. Ama onun dışında bu çocuklar için yetmiyor. Çocukları burada kamplara veya kurslara günübirlik kurslara gönderiyor aileler. Yani genellikle Belçikalı aileler bu şekilde yapıyor. Bu günübirlik kurslar da bazen belediyenin kursları dahi olsa günlüğü 50 euroya 60 euroya kadar çıkabiliyor. Mesela geçen tatilde Nil Tekvando kursuna gitmek istedi. Bir günlüğü 60 euroydu arkadaşlar. Aileler bunlara gönderiyor. 3 tane çocuğunuz olduğunu bir düşünün ve çocuk başı 50 eurodan 4 gün kursa gönderdiğinizi düşünün. Zaten gidiyor o aylık o ay için çocuk parası. Anlatabiliyor muyum? Ama benim çalışmamam burada bir ne oluyor? Avantaj oluyor. Mesela ben bu tatillerde çocuklarla birlikte farklı aktiviteler yapıyorum. Birlikte sinemaya gidiyoruz, bowling'e gidiyoruz. İşte günübirlik aktiviteler yapıyoruz. Evde birlikte aktiviteler yapıyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz, bir şeyler okuyoruz. Birlikte gezmelere gidiyoruz. Bu durumda tabii ki çok daha ekonomik oluyor benim açımdan. Yani bu paranın çocuğa yetip yetmeme mevzusu gerçekten sizin
nasıl harcadığınıza bağlı olan bir şey. Her mevzuda olduğu gibi. Zaten ben kısa bir süre içerisinde Belçika'daki gelir gider mevzunu anlatan bir video çekmek istiyorum. Kısmet olursa. O zaman daha böyle açıklayarak anlatacağım bu konulara. Neye ne kadar gidiyor, neyi ne kadara alıyoruz, neyi ne kadara satıyoruz, maaşlar ne kadar, asgari ücretler ne kadar, şudur budur, bunları anlatmak istiyorum. O zaman belki bu konu daha da netleşir kafada. Belçika'daki çocuk parası bu şekilde arkadaşlar. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.